çok tost birlik değil mi? Çok tatlı. Arkadaşlar ben bunu kırdım. İnanmıyorum şu an. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Sizin de en sevdiğiniz şu mor olansa yorumlara yazın, olur mu? Derse giriyorum. Dersimiz en sevdiğim ders olan matematik. Kendime aşırı iyi bir kahvaltı hazırladım. Şimdi bunu yiyeceğim. Herkese selam arkadaşlar. Bugün yeni bir ders çalışma günümde sizlerleyim. Bugün böyle modum gerçekten çok yüksek, çok yerinde. Umarım gün devamında da böyle devam eder. Sadece birazcık geç kalktığım için, yani geç dediğimde erken kalkmaya çalışacaktım. Onu başaramadığım için ilk uyandığımda biraz böyle modum düşüktü. Ama kargo gelmesiyle uyandım ve bugün bir sürü kargo geleceği için bir vloga başlamak istedim. Çünkü bu videoda sizlerle ders dışında da paylaşabileceğim bir sürü şeyim olacağını düşünüyorum. Yorumlarda çok fazla yazıyordunuz bana. Ders dışında da bir şeyler göster, günlük hayatta ne yapıyorsun bunları göster falan diye. Ama sürekli evde oldukça aynı şeyleri göstermek zorunda kalıyordum ve bu bana birazcık sıkıcı geliyordu. Bugün böyle biraz daha farklı, kargo dolu bir gün olacağı için sizlerle de bugünümü paylaşmak istedim. O zaman birkaç tane kargomuzu açmakla başlayalım. Birkaç video öncesinde sizlere bahsetmiştim, bir şeyler alacağımı söylemiştim. Tuval falan gibi. Çok spoiler vermeyeyim, şimdi açacağız çünkü birlikte. Onları aldım, geldiler. Bugün gelmeyen birkaç tane daha kargom var. Onları da videonun devamına eklerim zaten. O zaman ilk kargomuzla başlayalım. Bu arada Trendyol'dan aldıklarımın linkini açıklamaya bırak bakacağım arkadaşlar. İlk olarak böyle bir mağazadan yapmış olduğum bir alışveriş var. Böyle bir paket çıktı içerisinden. Ben tuvale başlamak istiyorum arkadaşlar. Bir de aynı zamanda kil yapmak istiyorum. Kil, yani Instagram'da o kadar fazla karşıma çıkıyor ki son günlerde. Sizin de çıkıyordu ya, son günlerde diyeyim. Son bir aydır falan böyle. 10-12 yazıyor bunun açıklamasında. Ama ben bu kadar küçük olacağını tahmin etmemiştim. Ölçümleri aklımdan tahmin etmekte de bayağı kötüyümdür. Zaten yeni başlayacağım için küçük bir şey istiyordum. Bunların da fiyatı bayağı uygundu. Şöyle beşli set halindeler. Bunları beğenirsem de bunların yine büyüklerinden de yine setli şekilde uygun fiyatla vardı diye hatırlıyorum aynı satıcıdan. İki tane de şöyle ekstra parlak vernik aldım. Bunların bir tanesini arkadaşım için, bir tanesini de kendim için aldım. İkili bir kil hamuru seti aldık kendimize. Yine bir tanesi onun için. Birazdan yine açacağım kargoyu. Sıradaki ürünümüz bayağı ağır çünkü içinde kil var, 1 kilo. Buradalar arkadaşlar. Çok güzel. Şu boyalar için aşırı heyecanlıyım. Arkadaşlar en heyecanlı olduğum şey bu boya setiydi. Bayağı güzel ve bayağı bir kişi bunu övmüştü, beğenmişti. Ya çok tost birlik değil mi? Çok tatlı. Böyle canlı renklerini aldım ilk defa başlayacağım için. Şöyle iki tane de yarım kiloluk kil aldım. Bu marka bayağı öneriliyordu, o yüzden bundan tercih ettim. Havayla kuruyan kil bunlar. Umarım işime yarar. Bir şeyler yaptıkça sizlerle de paylaşmaya çalışırım. Sıradaki kargomuz da Deneme Plus'ın bu denemesi arkadaşlar. Bundan da biraz bahsetmek istiyorum. Bu deneme 3-4-5 ve Arı yazarları tarafından yazılmış bir deneme. Bayağı da şık bir deneme arkadaşlar. Tasarımı falan benim bayağı hoşuma gitti. Böyle açtığınız zaman da poşetli bir şekilde geliyor. Yani sınava gireceğimiz o kitapçıklara aşırı derecede benzetmişler. Bu denemenin hem video çözümleri hem de çözüm kitapçığı varmış. İki yerden de çözümleri görmek bence güzel. Yani iki farklı bakış açısından da görmek. Bunun dışında bile denemeyi çözdükten sonra Türkiye genelindeki sıralamanızı görebiliyorsunuz bu denemeyi çözenler arasındaki. Gayet güzel bir deneme. Tasarımı falan da benim bayağı hoşuma gitti böyle. Sizlerle de paylaşmak istedim. Ben bu tuvaller için bayağı heyecanlıydım. Şu an acaba başlasam mı birine diye düşünüyorum. Tamam, o zaman bir tane bundan boyayalım. Öğle arasındayım zaten şu an. Sonra derslerim bittikten sonra da ders çalışmaya geçerim. Biraz bundan hevesimi almak istiyorum. Çünkü aklımda bu olacak hep. Yani biliyorum kendimi. Açıldığı hakkında bir fikri olan var mı? Bir fikrim yok ve şu an evde herkes uyuyor. Ama galiba bıçakla bunu delmem lazım. Bıçağa gerek yokmuş galiba. Bunu böyle içeri doğru kıvırınca başardım bunu arkadaşlar. Arkadaşlar ben bunu kırdım. İnanmıyorum şu an. Başardım.
Arkadaşlar bakın böyle tatlı bir şey yaptım. İlk denememdi bugün. Renk geçişleri falan iyi oldu. Kendimden beklemediğim bir performans. Bunun dışında da buradan ilerledim. TYT matematikten yaş problemlerinden. Şu arkadaki testleri çözdüm. Bayağı iyi ilerledim aslında. Yapamadığım bir tane soru var. Bir tane de emin olmadım. Yani çözdüm ama çözümden tam emin değilim. Yani biraz sallamasyon gibi oldu. Bunu da sormak istiyorum o yüzden. 38 soru çözmüşüm. Toplamda 2 yanlış. 2 de boşum var. Şimdi geçenlerde çözdüm. Bu denemin analizini yapacağım. Analiz nasıl yaptığımı çok soran olmuş. Hemen açıklayayım. Yanlış yaptığım sorulara bakıyorum. Bir konuyla alakalıysa o konuyu tekrar ediyorum. Eğer herhangi bir konuyla alakalı değilse yani problem falansa onu da yapamadığım soruları öğretmenime atıyorum. Onunla birlikte çözüyoruz. Böyle bu şekilde bir analiz yapıyorum. Bu şekilde değerlendiriyorum deneme bittikten sonra. Şimdi buradaki yapamadığım soruları not alacağım. Öğretmenlerime soracağım. Bunun dışında bir de bu sabah ben böyle trigonometri notları almıştım ve şöyle bir trigonometri PDF'i var elimde. Bunu çözüyordum. Buradan da böyle notlar almıştım. Ufaktan bir sayfalık bir özet çıkardım. Şimdi o zaman deneme analizine geçiyorum. Evet arkadaşlar, gelen kargolardan birini daha açacağız şimdi. Bunun içerisinde de yine deneme olduğunu tahmin ediyorum. Ya şeker de koymuşlar, çok tatlı. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Sizin de en sevdiğiniz şu mor olansa yorumlara yazın, olur mu? Şöyle denemeler gelmiş arkadaşlar. Yeniden YKS'yi zaten sizlerle paylaşmıştım. Bilgisayar mal var. Yine aynı şekilde toprak yayıncılık var. Karekök var. Supara var. Supar'ın denemesini geçenimiz okulda olmuştuk. Bir de apotemi var. Böyle bu şekilde güzel denemeler göndermişler. Teşekkür ediyorum. Ben ufaktan videonun editine başladım ve bayağı hoşuma gidiyor şu an edit. Video da bayağı hoşuma gidiyor. Umarım siz de severek izliyorsunuzdur. Editi bitirdim şu ana kadar çektiğim yerleri. 7 dakika oldu. Güne devam edeceğiz şimdi sizlerle birlikte. Şimdi ben buradan yapamadığım soruları öğretmenlerime gönderdim. Yanıt bekliyorum. Birazcık ödevim olan şu kazanım testlerinden ilerleyeceğim. Bayağı bir var. 9'dan 15'e kadar. Onlardan birazcık ilerleyeceğim. Not alarak çözeceğim. Toplamda 7 test vardı çözmem gereken. 4 tanesini çözdüm. 3 tanesini yarına bırakacağım çünkü yoruldum. Şimdi bunu da ajandama geçirip bugünü ders için kapatacağım. Ben böyle zinciri kırma kağıtları çıkardım. Barış Özcan'ın videosundan aldım. Muhtemelen biliyorsunuzdur. O videonun açıklama kısmında bunun PDF'ini koymuştu. Ben de çıktısını aldım. Bilmeyenler ve göz atmak isteyenler olursa diye açıklama kısmına videonun linkini bırakmaya çalışırım. Biraz geç kaldım buna başlamakta ama geç olsun güç olmasın. Hedefim olarak ders çalışmak ve kitap okumak yazmak istiyorum. İki tanesine başlayacağım şu anlık. Yaptıkça çarpı atarak bir zincir oluşturuyorsunuz. Bayağı güzel bence. Zinciri bozmamak için her gün yapmak istiyorsunuz. Yani işime yarayacağını düşünüyorum. Umarım yararlı olur. Motivasyon sağlar bana. Saat şöyle 9'a geldi arkadaşlar. O zaman şimdiden birazcık yemek yemeye, bir şeyler atıştırmaya gidiyorum. Geldiğimde tekrar görüşürüz. Yapamadığım görevleri, yani tamamını bitirmediğim görevleri yarına aktaracağım. Mesela bugün kazanım testlerinden ilerledim aslında ama tamamını bitirememiştim. O yüzden bu görevleri şimdi yarına aktarıyorum. Yarının planına ekliyorum. Yarın tamamlamayı düşünüyorum. Şimdi biraz dizi izleyeceğim. Sonrasında da uyurum diye düşünüyorum. Bir bölüm falan izleyeceğim. Çünkü saat yaklaşık 12 olmak üzere. Uyku düzenimi aşırı bozmak istemiyorum. O yüzden bir bölüm dizi izleyip yatacağım. Hvilken kvitt den er, men du lører meg? Fokus alle.